Emlak Dream TV izleyicileri, CNR 2015 Gayrimenkul Fuarı'ndan size sesleniyoruz. Üçer grubun standındayız şu an. Yanımızda yönetim kurulu başkanı İshak Koçoğlu ve projenin mimarı Tolga Tokat var. İshak Bey merhaba. Merhaba. Fuara bu yıl ilk katılışınız. Evet. Kısa bir değerlendirmenizi alarak başlayalım sohbetimize. Fuara bu sene ilk defa katıldık. Daha önce Dubai'de bir fuarımız olmuştu. Ama Türkiye'de ilk defa katıldık. Oldukça verimli geçeceğini ümit ediyoruz. Hareketli dün başladı. Bugün ikinci gün fuar. İyi geçiyor. Projelerimizi... Hangi projelerle yer alıyorsunuz fuarda? Şimdi biz esasında uçar grup olarak birçok projemiz var. Biz daha çok arsa üreten bir firmayız. Kendi arsayı alır, ya kendimiz yapar ya da kat karşılığına konut üretimi veya iş yeri üretimine veririz. Birkaç, yaklaşık Beylikdüzü Esenyurt bölgesinde iş yapıyoruz, Esenyurt ilçesinde. Yaklaşık 4-5 bin konuta yakın arsa ürettik. Bunların bir kısmını kendi bünyemizde üretimini yaptık, bir kısmını da kat karşılığı olarak yaptırdık. Bu projelerimizin birkaç tanesi burada sergileme imkanı bulduk. Efendim, Gümüş Life, Gümüş Panorama ve Gümüş Rezidans diye projelerimiz burada sergileyebildik. Diğerleri bir kısmen satıştan bitirilmiş, teslim edilmiş aşamasında tamamlanmış %100'ü. Bir kısmı %80, bir kısmı %75 seviyelerinde. Bir projemiz de Gümüş Panorama projemiz de yeni görücüye çıkardık. Evet, bu önünde durduğumuz proje sanırım. Gümüş Panorama projesi. Bu projeyle Esenyurt ilçemizde çok önemli bir lokasyondayız. Yeni satışa sunuyoruz. Evet, yeni. Kaç konuttan oluşuyor? Yaklaşık 628-32 konut. Bir de iş yeri olarak 700'ün üzerinde bir bağımsız bölümümüz var. İş yerleriyle birlikte. Bu projemiz Esenyurt ilçemizde birçok proje, yürüyen projeler var. Bu o projelerden ayıran özelliklerimiz var. Yeni tasarımlarla, düşüncelerle daha özgün, daha çevreye saygılı, oturanları daha çok birbirine yakınlaştıran, Anadolu komşuluğunu yeniden tesis eden, belki orada yetişen çocukların birbirleriyle olan iletişimini daha rahat sağlayabilecek düzenlemeler adı altında. Alışverişlerini adeta bir Anadolu'da alışveriş eder gibi oturanlar birbirlerine günaydın diyebilecek kadar güzel alışveriş yerleri düzenlendi. Evet, projenizi detaylarını da biz mimarımız Tolga Bey'den alacağız detaylarını. Ondan önce sizden projeyle ilgili biraz bilgi rica ediyorum. Proje yeni başladı. İnşaatı ne aşamada, ne zaman teslimlerini yapmayı hedefliyorsunuz? Projemizi 24 aylık bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Henüz daha yeni başladık. Arsanın harfiyat ve çalışmalarına, diğer proje çalışmalarında önümüzdeki 24 ay içerisinde teslim etmeyi hedefliyoruz projemizde. Söylediğimiz gibi... Fiyatlarınız nasıl? Ne kadar fiyatlardan başlıyor? Metrekare olarak da söyleyebilirsiniz. Yaklaşık metrekare konut 1400 dolar gibi düşünülüyor. Çok amaçlı, sayın mimarımız da bahsedecek, bölgenin ihtiyacını giderebilecek çok güzel, çok amaçlı salonlarımız var. İş yerlerimiz ve rezistanslarımız var. Bunların biraz daha onların üzerlerinde gibi 2500-3000 dolara kadar çıkabilecek kadar, belki o civarlara kadar satacağımız alanlar olacak. Daha sonra bu projeyi, bu tanıtım aşamasından sonra yerimizde elbette satış ofislerimiz orada, inşaatımızın esnafımızın olacak. Orada müşterilerimizle herkesin kesesine uygun. Şimdi onu söyleyecektim. Neler yapıyorsunuz? Kampanya yapıyor musunuz? Ödeme kolaylıklarınız var mı bu projede? Elbette burada ödeme kolaylığının birçok alanda, tasarım alanında da değerlendirildi. İnsanların kaç lira parası varsa çok farklı birbirinden çok farklı projeler var içerisinde. Yani tek bir, 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 gibi tek standart işlerden ziyade insanların bütçelerine uygun metrekarelerde bizden daire alabilip komşu olabilsin diye tasarımcı mimarımız bunu ön plana tutarak fiyatları bu noktada az parası olan da alışveriş edebilecek bizimle. Daha yüksek metrajda oturmak isteyen de buna göre dairelerimiz oluştu. Lansman fiyatlarımız bu anlattığımız marjin içerisinde, elbette önümüzdeki günlerde onu alıcılarımıza duyuracağız birlikte. Henüz fiyat belirlemediniz mi projede? Belirlediğimiz fiyat
işte bir başlangıç fiyatı vardır. Buna metrekare fiyatı vardır ama bu bütününü yansıyan bir fiyat değildir söylediğimiz fiyat. Bunun kendi içinde değişkenlikleri vardır. Gerek konum itibariyle, gerek metrekaresi, gerek rezidans ve konut itibariyle, iş yeri itibariyle bunların fiyatları biraz daha değişken olacaktır. Bunlar hem sitemizde hem de satış reyonumuzda bunları müşterimize sunacağız. Bölgeye önemli katkı sağlayacağına inanıyorum bu projenin. Bölgedeki kaçıncı projeniz? Yaklaşık kendi ürettiğimizin 7-8. Projemiz ama fakat arsa olarak ürettiğimiz birçok daha arsa üretip kat karşılığında verdiğimiz proje var. Esenyurt ilçesi bizim Esenyurt ilçesinde çok yatırım yaptık. Esenyurt ilçesi her geçen gün gelişmekte ve yerel yöneticiler de diğeri de merkezi hükümette oradaki yatırımların önüne açmakta. Lokasyon bakımından yeni düzenlemeler, hava yolunu gibi, metro gibi, efendim metrobüs gibi ulaşımlar o lokasyon dediğimiz fevkalade bir cazibe merkezi haline getirdi. Esenyurt ilçesine bugüne kadar emlak yatırımcıları bilirler. Her alan mutlak sürede projenin başlangıcından sonuna kadar en az 1,5-2 kat kadar bir değer kazandığını görüyoruz. Bu Esenyurt ilçemizin çok önemli bir özelliğidir yatırımcılar açısından, tercih sebebi açısından. Yabancı yatırımcıların bakış açısı nasıl projelerinize? Talep görüyor musunuz bu anlamda? Evet, bizim diğer projelerimizde yabancı satışımızda yaklaşık %25 oranında yabancı satışımız olmuştur. Özellikle Kuveyt'te standımız var. O standta satıcı oradaki temsilci arkadaşlarımız var. Türkiye ile aralarında bizim onların arasında köprü olarak direkt bize gelenler var. Onların aracılığıyla olanlar var. Projelerimizin yaklaşık %25'ini yabancıya bugüne kadar satışımız oldu. Gayet de güzel, iyi de müşterilerimiz var. Bunların daha da gelişeceği ve onlara seçeneklerini daha da farklı seçenekler sunmak kaydıyla daha da gelişeceğine inanıyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben Tolga Bey'le de sohbet edelim istiyorum. Sizi burada tuttuk Tolga Bey. Projeyle ilgili sizden projenin detayları hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet. Sizi biraz şöyle projeye doğru alayım. Tabii. Karma fonksiyonlu bir proje yaptık. 20 dönümlük bir arazi üzerinde. İçerisinde konutlar, ticari birimler olduğu bir proje. Projede gördüğünüz gibi 3 ana bloktan oluşuyor. 2 tanesi rezidans bloğu, 1 tanesi ofis bloğu. Bunun haricinde yine cadde dükkanlarıyla beraber ticarete yeni bir bakış açısı getirdiğimiz bir konsept var bedestendiği. Az sonra size anlatacağım. Elbette daireler için İshak Bey de bahsetti. Çok değişik varyasyonlar kurduk. Bunun bir sebebi satın almayla ilgiliyken bir diğer sebebi de kullanıcının kendi yaşayışıyla ilgili. Yani aynı metrekareye sahip 2 tane 3+1'in kiminin salonun diğerinden 10-15 metrekare daha büyük olabiliyor. Bu da kişinin ortak bütçesi olan fakat farklı tarzda bir yaşam algısı olan hitap edebilmek adına. Bu bağlamda 16. katta dubleks, yüzme havuzlu özel dairelerimiz de var. 50 metrekarelik küçük bir +1'lerimiz de var. Evet, burada bir yüzme havuzu görüyorum. İki havuz görüyorum hatta daire, yan yana. İki ayrı daireye ait müstakil havuz var. Bunlar 16. katta göl ve deniz manzaralı. Ne kadar bu dairelerin fiyatı? Ben çok merak ettim. Özel bir daire. Ona fiyat biçilmedi henüz. Evet. Hemen sizden öğrenelim. Ortalama bir fiyatı vardır mutlaka. Henüz daha o daireler projemizin çok özel bir daireleri. Gelecek tasarımlarla da değiştirilebilecek durumda olduğu için iç donanım tefrişatlarıyla diğerleriyle o nedenle henüz şimdiden fiyatımızı şimdiden fiyat veremiyoruz. Yani 500 metrekarenin üzerinde bir dairedir. İçinde hamam, sauna vesaire gibi birçok fonksiyonları barındırır. Ama çok butik olduğu için bir daire olacak. Evet. Biz tabii biz dairelerin her birini özgün tasarladık bununla beraber. Bazı ihtiyaçları da gördük. Arazinin özel lokasyonu sebebiyle hemen köşe noktasında bir metronun çıkışı var. Yeraltı metrosunun. Aynı zamanda Esenyurt Belediyesi'nin taşındığı, üniversitenin olduğu çok önemli bir ticari arter var. Esenyurt bölgesinde A plus sınıfı diye nitelendirilen bu Maslak'ta, Levent'te bildiğimiz anlamda ki ticari ofis binaları mevcut değildi. Bu projede onu sağladık. Yani yüksek katlı, işte kolonsuz, kendi içinde toplantı salonları, restoranları olan, otoparkları olan özel bir yapı, ofis bloğu olarak adlandırdığımız blok. Aynı zamanda 20 dönüm büyük bir arsa. Şehirciler pek sevmezler. Büyük parseller, proje yaparlar. Şehirden sanki Ur gibi koparıp giderler gibi. Burada farklı bir bakış açımız oldu. İşte bedesten diye kurguladığımız yapı o sebeple
bu caddeyle diğer caddeyi birbirine herhangi bir güvenliğe girmeden, sitenin içine girmeden bağlayabileceğimiz bir yapı. Sağlı sollu ticari üniteler var. Üzerinde su var, altında şeffaf camın üzerinde. Bu su oyunları gündüz aşağı güneşi taşıyacak, gecede mavi ışığı burada gördüğünüz gibi sitenin içine taşıyacak. Böyle bir kurgu var. Suyu önemsedik. En üst kottan başlayan işte şelalelerle en alt kota kadar inen bir su döngüsü var. Planlarken dediğim gibi daireleri böyle güzel planladık ama yaşam nasıl olur burada diyerek işte rekreasyon alanlarını da peyzaj yapmadık, rekreasyon düzenlemeleri yaptık. Bu durumda işte yarı olimpik açık yüzme havuzumuz var, aynı boyutta kapalı yüzme havuzumuz var, bir tane daha farklı bir yüzme havuzumuz var, fitness alanlarımız var. Bunların ama hiçbiri projeye sonradan eklenmiş yapılar değil, tasarımın başında olduğu için, planlandığı için gayet keyifli, kapalı yüzme havuzundayken bir dışarı gördüğünüz, fitness'ınızı yaparken jogging yapan insanları görebileceğiniz bir alan. Burada çocukları çok ön plana aldık. Çocuklar için iki ayrı alanda, iki farklı yaş kategorisine göre, işte 7 yaşına kadar olan çocuklar için özel oyun alanları, 7 yaşından daha büyük çocuklar için üst kotta daha özel oyun alanları yaptık. Bunun yanında yine çocuklar için kapalı oyun alanları da düşündük. Yağmurlu ya da atmosferin uygun olmadığı şartlarda çocukların oynayabilmesi için. Yine sosyalleşebilmek adına ve İshak Bey'in bahsettiği o komşuluk ilişkileri nasıl geliştirebiliriz diye kafeleri, restoranları ve hemen yüzme havuzunun altında çok büyük bir barbekü alanımız var sitenin kullanılabileceği. Burada insanların birbirleriyle tanışıp kaynaşabileceği, birbirlerini tanıyabilecekleri bir ortam olduğunu düşünüyoruz. Sahanın üzerinde hiç araç yok. Tamamı yer altında. 1000 araçlık kapalı otoparkımız var. Peki örnek daire yapacak mısınız bu projede? Elbette. İlerleyecek bunlar. Satış ofisinde bazı şeyler gösterilecek belki. Ama örnek bir yaşam olacak burada, öyle diyebilirim. Gerçekten çok keyifli bir yaşam olacak. Sizin de ellerinize sağlık diyorum.